Çok teşekkür ederim. Ben de bu değerli Haziran'ı saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Öncelikle bir çarşamba günü, hafta içerisinde Ankara'da bu soğuk kış gününde bu kadar kişinin toplanacağını ummamıştım hakikaten. Ama çok güzel bir Haziran var. Bir kere teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve bu güzel akşamı düzenlediği için Mamak İlçe Örgütümüze başta başkan olmak üzere, Sosyal Demokrasi Derneği'ne başta başkan olmak üzere ve Uğur Mumcu Vakfı'na çok çok teşekkür ediyorum ben de. Konu da çok güzel seçilmiş. Uğur Mumcu'nun dün 24 Ocak'tı, öldürülüşünün, katledilişinin, şehit edilişinin 30. yıl dönümüydü ve 30. Adalet ve Demokrasi Haftası olarak bunu kutluyoruz biliyorsunuz. Konu Cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasimizin geleceği ve 2023 seçimleri. 2023 seçimleri biraz önce konuşmacılar bahsettiler. Hakikaten çok çok önemli. Belki Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimleri. Onun için bizler önce vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partilileri olarak, ondan sonra da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim gibi yöneticilik durumunda bulunan, milletvekilliği ya da yöneticilik pozisyonunda olanlar olarak üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Başaramazsak da büyük bir vebal söz konusu olacak. Onun için bu dönemi bir şekilde başarılı olarak bitirmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Bunun bilinmesi lazım. Ya başaracağız ya başaracağız. Başka çaresi yok herhalde, değil mi? Hepimiz bu kanıdayız. Öyle düşünüyoruz. Şimdi konuyla ilgili gelirken düşündüm. Karl Popper isminde bir Avusturya kökenli İngiliz düşünür var. 1900'lerinde yaşamış. 1900'lü yıllarda yaşamış Karl Popper, demokrasi ile ilgili çok önemli de düşünceler var. Bir garibime giden bir sözü var. Diyor ki demokrasilerde en önemli, en elzem konu seçimle iktidarların değişebilmesidir diyor. Seçimle iktidarlar değişebiliyorsa demokrasi vardır diyor. Ya dedim, demokrasinin başka bir özelliği kalmadı mı bunu söylüyor? Ama bu dönemi yaşayınca bunun ne demek olduğunu gayet iyi anladım. Bu dönemi yaşayınca iktidarın devlet imkanlarıyla, medyayı sıkıştırarak, medyayı kontrol ederek, her türlü iktidar gücünü kullanarak iktidarı bırakmamaya çalışması, seçimle gitmemeye çalışması, yolsuzluklarla, para gücüyle ayakta kalmaya çalışması maalesef bu Karl Popper'ın sözünün bir göstergesi gibi oldu. 100 yıl önce kurtuluş mücadelesini bitirip de Cumhuriyeti kurduğumuzda bir zihniyet ne kuruluş mücadelesine ne kurtuluş mücadelesine iştirak etmedi. O zihniyet şimdi iktidar olan, 20 yıldan beri iktidar olan zihniyetti. Bakın muhafazakarlar falan demiyorum. Çünkü o tarihte sosyal demokratlar, muhafazakarlar böyle bir ayrım yoktu Türkiye'de. Zaten o tarihte tebaaydık, vatandaş da değildik. O tarihte belki rahmetli İnönü için de bir muhafazakar denebilir. Muhafazakarlık değil, bazıları bunu bir kere kullandım, istismar ettiler de onun için daha böyle özenle kullanmaya çalışıyorum. O zihniyet, kurtuluş mücadelesine karşı olan o zihniyet, o karanlık günlerde Atatürk'ün mücadelesini desteklemedi maalesef. Daha sonra mücadele başarılı oldu, kurtuluş mücadelesi başarılı oldu, düşmanı kovduk. Yeni bir cumhuriyet, bir devlet kurma ihtiyacı doğdu ve Atatürk bu devleti kurdu. Cumhuriyeti kurdu. Biliyorsunuz
Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti. Cumhuriyeti ilan etti. Buna da karşı oldular ve 80 yıl cumhuriyetle mücadele ettiler. Bu devletle mücadele ettiler. Bu devlete karşı oldu bu zihniyet. Ancak cumhuriyetin bir fazileti, demokrasisinin bir fazileti olarak 80 yıl sonra, bundan 20 yıl, 21 yıl önce 2002'de o zihniyet iktidara geldi. Bu demokrasi adına, bu cumhuriyet adına övünülecek bir hadise. Kendisine karşı olan, kendisine karşı sürekli eleştiride bulunan, muhalefet eden zihniyet iktidara geliyor, devlet oluyor. Devleti yönetiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu demokrasinin, bu cumhuriyetin bir fazileti. Ancak bu 20-21 yıllık dönemde büyük sıkıntılar söz konusu oldu. Sürekli olarak iktidarda olmalarına rağmen yine de bu cumhuriyeti, bu demokrasiyi eleştirdiler sürekli olarak. Sürekli eleştirdiler. İktidarda oldukları halde eleştirdiler. Bir şeyleri değiştirmeye kalktılar. Cumhuriyeti değiştirmeye kalktılar. Kültürünü değiştirmeye kalktılar ama değiştiremediler. Yerine koyabilecekleri bir kültür yoktu. Yani çatalı sol elde tutuyorsun da sağ ele alıyorsun, bunlarla değişmiyor. Ya da Cumhuriyet yazısını, TC yazısını değiştirmekle değişmiyor. Çünkü Atatürk ve silah arkadaşları ve Cumhuriyet Halk Partisi sağlam bir cumhuriyet kurdu. Sağlam bir devlet kurdu. O sağlam devleti yerli yerine Batı ile Doğu arasında, Doğu uygarlığıyla Batı uygarlığı arasında, yaşam tarzları arasında çağdaşlığa yönelik olarak kurdu. Sağlam temeller attı. Onu değiştiremediler. Bunu da itiraf da ettiler biliyorsunuz. Erdoğan bir gün söyledi bunu da. Yani birçok şey yaptık ama, iktidar olduk ama kültürü değiştiremedik dedi. Değiştiremezler tabii çünkü temelleri Atatürk tarafına sağlam atıldı bu cumhuriyetin. Ve bizim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti var. Bakın cumhuriyetin bütün kurumlarını değiştirdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri dahil hepsi şu anda değiştirilmiş vaziyette. Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu bile kadrolarıyla değiştirilmiş vaziyette. Silahlı kuvvetler dediğim gibi değiştirilmiş vaziyette. Devletin bütün kurumlarına girilmiş vaziyette. Ancak sadece Cumhuriyet Halk Partisi var. Onlara karşı mücadele eden, onlara karşı mücadeleyi organize eden bir tek biz kaldık. Sizler kaldınız. Bizler o mücadeleyi, çağdaş uygarlık mücadelesini yapıyoruz, bayraktarlığını yapıyoruz. Bugün Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun altılı masa diye tabir edilen, ki çok ya böyle yaygınlaştı ama yanlış bir isimlendirmedir. Altılı masa değil, Millet İttifakı'dır. Milletin ittifakıdır, çağdaş ittifaktır. Bu ittifakın çok büyük, çok önemli bir değeri var. Bizim tarafımızdan yönetiliyor, yönlendiriliyor, organize ediliyor. Çünkü bu 20 yıldan sonra iktidar, 80 yıldan sonra 20-21 yıldır iktidar olan bu zihniyet maalesef birilerinin de yönlendirilmesine tabidir. Recep Tayyip Erdoğan geldiği zaman sık sık söylediği, şu anda unutulan bir cümle var. Nedir o? Ben BOP'un, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyor. Girin internete. En az 9 yerde bu cümlesini görebilirsiniz. BOP'un eş başkanıyım diyor. BOP nedir? İslam coğrafyasının, Orta Doğu coğrafyasının bölünmesi projesidir. Buradaki ülkelerin bölünmesi, 22 buradan Condoleezza Rice'ın, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ifadesiyle 22 ayrı devlet üretilmesi projesidir. Bunun birçoğunu yaptılar biliyorsunuz. Yeni devletler, kendilerine bağlı devletler oluşturdular. Ta Kuzey Afrika'dan, Libya'dan, Tunus'tan tutun da Irak'a kadar, Yemen, Suriye, birçok coğrafyada bunu başardılar zaten.
Ve halen de buna devam ediyorlar. Bizim de Erdoğan'la birlikte Suriye'ye müdahalemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi odur. Türkiye'de de bu önemli ölçüde bu büyük Orta Doğu projesinin gerçekleşmesi çalışması yapılmıştır. Farkında olarak olmayarak. Ben Erdoğan'a herhangi bir şey söylemem. İhanet içindedir demem. Ama Türkiye'nin alt kimliklerini ortaya çıkarıp da alt kimliklerinizi ortaya çıkarın deyip de etnik ve mezhebi kimlikleri ön plana çıkarmaya çalışması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, Türklüğü yok etmeye çalışması unutulacak gibi değildir. Unutmamamız gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çökertilmesi, yargının çökertilmesi, devlet kurumlarının çökertilmesi bunlar kimin eliyle yapılmıştır? Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı eliyle yapılmıştır, değil mi? Başka bir izahı yok bütün bunların. Kültürümüzün yok edilmeye çalışılması onlar eliyle yapılmıştır. Başarılı olmamıştır çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi Cumhuriyet'in temelleri sağlam atılmıştır Büyük Atatürk tarafından. O nedenle başarılı olamıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partililer olduğu için Atatürk ilke ve inkılaplarını, çağdaş uygarlığı, çağdaş uygarlık yolunda ilerlediğimizi gören aklı başında insanlar olduğu için, sizler olduğunuz için yıkamıyor diğer ülkelerde olduğu gibi. Bunu unutmamamız lazım. Yani sizler belki ya biz ne yapıyoruz, uğraşıyoruz, bir şey yaptığımız yok, hala alamadık bu iktidarı bunların elinden diyoruz ama bu iktidarın emperyalizmin iktidarı olduğunu ve o diğer ülkelerde başardığını, burada da başarmaya çalıştığını 20-21 yıldan beri unutmamamız lazım. Ve buna karşı direnen de sizlersiniz. Sizin gücünüzdür, bizim gücümüzdür birlikte. Bunu hiç unutmamamız lazım. Hiç küçümsemememiz lazım. Hiç. Çok önemli bir konu bu. Ve gelinen noktada başarılı da olduk. Çok başarılı olduk. Bu seçimlerle beraber inşallah bu iktidarı göndereceğiz. Seçimle o Karl Popper'ın baştan söylediğim o sözü, demokrasi seçimle gelen iktidarın seçimle gitmesidir sözünü yerine getireceğiz. Hep beraber. Ve bunun mücadelesini sizler veriyorsunuz. Bu soğuk kış günü buralara gelip bu saatlerde oturan, uğraşan, her etkinliğe, partinin her etkinliğine koşturan sizler bunu yapıyorsunuz, başarıyorsunuz. Hiç küçümsenecek bir şey değil bu. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Alınlarından öpülecek insanlarsınız. Gerçekten öyle. Şöyle genel başkana bir gün dedik ki düşünen aklı başında olan herkes size oy veriyor, size oy verecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor dedik de dedi ki sadece düşünenlerin oy vermesi yetmez dedi. Diğerlerinin de oy vermesi lazım. Şimdi başkan ne kadar zamanımız var? Ne kadar konuşayım? Kürsü sizindir efendim. 15 dakikamız daha var. Var. İyi. Evet. Şimdi Afrika ile ilgili kitapları, romanları ben çok sonra okudum. Yani gençliğimde Afrika ile ilgili bir roman, kitap okumamıştım. Afrika ile ilgili okumaya başlayınca biraz da zorla okudum. Yani öyle çok isteyerek okumadım. Tesadüfen birisi tarafından bir roman çok methedilmişti. Onun üzerine okudum. Sonra birkaç tane daha okuma gereği duydum Afrika ile ilgili. Şunu fark ettim. Afrika tarihe bakarsanız hiç ortak bir kültürü yok. Kabilelerden oluşan bir kıta. Millet olamamış. O kabile kültürü devam etmiş. Farklı diller söz konusu. Bir araya gelememişler. Bir toplum olamamışlar. Millet özelliği hiç taşıyamamışlar. Onun için devlette olamamışlar. Yani Afrika'daki ülkelere Muz Cumhuriyeti'nin denmesinin sebebi bir toplum oluşturamamaları, millet olamamaları, kabile kültürünü terk edememeleri, ortak bir tarihleri olmaması, ortak kültürleri olmaması. Ortak tarih yok. Beraber yaptıkları bir savaş yok.
geçmişten gelen ortak bir kültür yok. Bizim farklı olarak böyle bir şeyimiz var, tarihimiz var, kültürümüz var, ortak birçok özelliğimiz var. Ancak Afrika'ya nazaran bizim bu ortak özelliğimiz tabii ki çok 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 önemli. Ama biz de özellikle Osmanlı döneminde teba olarak yaşadığımız için, vatandaş olmadığımız için o dönemde, özellikle Osmanlı döneminde Anadolu insanı yöneticilik yaptırılmadığı için Osmanlı'da biliyorsunuz devşirmeler Enderun'da devşiriliyor, onlar yöneticilik yapılıyor. Özellikle Fatih'in İstanbul'u aldığı sıradaki sadrazamından itibaren, ondan sonra Anadolu'dan Türklerden yönetici yapılmıyor. Ta Osmanlı'nın son dönemlerine kadar. Ve ilk defa Cumhuriyet'le beraber millet oluyoruz, ulus oluyoruz, bir ulus devlet oluşturuyoruz, cumhuriyeti kuruyoruz. Demokrasiye de Atatürk döneminde birkaç kere geçmeye çalışıyoruz, çok partili demokrasiye. Bu çok önemli bir özellik. Diğer ülkelerden çok çok farklı. Bizdeki kadar farklılık da inanın yani bizim ulus olarak birbirimizden belki bazı farklarımız var ama bunu inanın İtalya'da daha fazla var, İngiltere'de daha fazla var, Almanya'da, Fransa'da çok daha fazla var. Çok daha fazla farklılık özellikleri gösteriyorlar bize nazaran. Biz aslında çok daha homojeniz onlara göre. Şimdi bu dönemde bu özelliğimizin çok daha fazla ön plana çıkması lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi göstermemiz lazım. Çünkü bizi diğer o BOP projesi içerisinde diğer ülkeler gibi bölmek, bitirmek istiyorlar. Onun için alt kimlikler ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Sen kimsin? Sen Sünnisin, sen Alevisin, sen Türksün, sen Kürtsün, sen bilmem nesin. Bu özellikler ortaya çıkarılarak, ön plana çıkarılarak, Türk kimliğinin altındaki bu alt kimlikler ön plana çıkarılarak ülke bölünüyor. Diğer o İslam coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası böyle yapılarak bölündü. Bölünmesi öyle oldu. Türkiye'de de bu yapılmaya çalışıldı. Onun için bizim bu özelliğimizi, bu ulus olma özelliğimizi, millet olma özelliğimizi çok daha fazla ön plana çıkarmamız bu dönemde gerekiyor. Bu özelliği yok edebilmek için de şuna başvurdular. Türkiye madem bu kadar sıkıntılı, o zaman rejimi de değiştirelim dediler. Bu 2017 referandumunda 2018 değişiklikleri söz konusu olduğu zaman, 2018 anayasası geldiği zaman, hatırlar mısınız? Amerikan Büyükelçisi'nin bir sözü var. Biz başkanlık sistemini destekliyoruz dedi. Böyle bir demeci var. Bir büyükelçinin böyle bir referandum sırasında böyle bir olaya müdahale etmesi doğru değil. Ama böyle bir açıklamada bulundular maalesef. Desteklediler başkanlık sistemini. Halen de başkanlık sistemi devam etsin istiyorlar. Çünkü bir parlamenter sistemdeki güçler ayrılığı ilkesine göre örgütlenmiş bir devleti esir almak, tek bir kişiyi, çünkü bu sistemde tek bir yürütme erkinde seçilmiş kişi var, o da Cumhurbaşkanı. Tek seçilmiş kişi, tek yürütme erkinin tek seçilmiş kişiden oluştuğu başka bir rejim yok, biliyor musunuz? Başka hiçbir rejim yok. Yürütme erkinin tek bir kişiden oluştuğu başka hiçbir rejim yok. Bakanlar yürütme erkinin üyesi, atanmışlar. Seçilmiş değiller. Cumhurbaşkanı yardımcısı atanmış, seçilmiş değil. Bakan yardımcıları bakanla aynı statüde. Şimdi geçmişte 2017 anayasasından önceki anayasamızda şöyle deniyordu. Bakanlar bakanlıklarının iş ve işlemlerinden sorumludurlar. İş ve işlemlerinden, yani bakanlığın politikasının belirlenmesinden
ve yaptıkları işlerden sorumludur bakan diyordu. Çünkü seçilmiş adam, bakan dediğiniz seçilmişti. İş ve işlemlerinden de sorumluydu anayasaya göre. Şimdi değil, sadece Cumhurbaşkanı sorumlu, bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu, meclise karşı sorumlu değil. Seçilmiş de değiller, siyasi iradeleri de yok. Belki siyasetçiler ama siyasi iradeleri de yok bu yeni sistemde. Şimdi mecliste mesela bir kanun geliyor. Bugün de en son görüştüğümüz kanun. Ya da önümüzdeki hafta EYT'yi görüşeceğiz. Şimdi bu kanun nereden geliyor? Yürütme erkinden geliyor. Yürütme erki kanun hazırlıyor. Bürokratlar bir kanun hazırlıyor. Gönderiyorlar meclise. Bugün yazıyor zaten çok açık bir şekilde. İmzaya açıldı deniyor kanun teklifi. İmzaya açılıyor. Oradan iktidara mensup milletvekilleri imzalıyorlar. 60-70 milletvekili imzalıyor. Neye imza attıklarının da farkında olmadan. İmzalıyorlar. Bu kanun teklifi oluyor. Ya dedim, eski sistemde bir tasarı vardı, bir teklif vardı. Milletvekili tarafından verilirse teklif, hükümetten gelirse tasarıdır. Şimdi bir ülkedeki kanun ihtiyacını, zaman içerisinde teknolojideki gelişmeler, zamanla ortaya çıkan gelişmeler karşısında kanun ihtiyacı olur. Her alanda olur. Vergi alanında, işte güvenlik alanında, ekonomik alanda, her alanda ihtiyaç olur. Bu ihtiyacı en iyi saptayacak olan kimdir? Uygulamayı yapandır, değil mi? Uygulamayı yapandan kanun ihtiyacının bildirilmesi, bir kanun tasarısı gelmesi, ancak o kanunu yapması gereken yerde parlamentonun olması, yasama erkinin olması en normalidir. Düzen, bütün dünyada böyle bir düzen vardır. Türkiye'de ne oldu? Getirdikleri bu yeni rejimle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, efendim, güçler ayrılığı var dediler. Bakanlar sadece bütçe için gelebiliyor. Bütçe dışında, o da yılda bir kere oluyor. Bütçe dışında meclise gelemiyorlar. Kanun görüşmelerine katılamıyorlar. Efendim, bu güçler ayrılığıymış. Ama tümüyle şeyi, yasama organını, yani meclisi elinde bulunduran, istediği kanunu çıkarttıran yürütme erki, yani Cumhurbaşkanı, yani tek seçilmiş kişi. Ve bakanlar da ona karşı sorumlu, meclise karşı sorumlu değil. Güven oylaması yok. Zaten öyle rakamlar var ki Cumhurbaşkanı'nı düşürebilmek için 400'ün üzerinde oy gerekiyor. Mümkün değil o kadar oy, yani bunun yanlış yaptığını, suçlu olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Yani yürütme erkine karşı da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Böyle bir sistem kuruldu. Neden kuruldu bu sistem? Bunun niçin anlattım? O biraz önce söylediğim BOP sistemi içerisinde o tek adamı, tek seçilmişi, tek yürütme erki temsilcisini kolundan büktüğünüz zaman bütün ülkeyi bükmüş oluyorsunuz. İstediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz o zaman. İşte onun için böyle bir sistem getirdiler. Ve bunun getirirken de şuna bakıldı. Türkiye %70'i Türkiye'nin belli bir gruptur. %30'u da belli bir gruptur. Her zaman bu %70 ikinci tura bile kalsa bir araya gelir. Hep belli bir kesimden birisini seçer diye düşündüler. İşte orada Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun aklı devreye girdi. Hiç beklemedikleri bir şey yaptı. Türkiye'deki Atatürkçü Parti'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı olarak altılı masayı oluşturdu. Aslında altılı masanın birçok sempatizanı da var. Öyle yedili falan değil. Sekizli, dokuzlu, onlu aslında. Çok fazla sempatizanı da var. Girebilecek, destekleyecek, aklı başında çok parti de var. Sayın Kılıçdaroğlu bunu oluşturarak o yapıyı, 70'e 30'luk yapıyı değiştirdi. Şimdi sistem 51'e dayanıyor, değil mi? 50+1 olmadan iktidar olamıyorsunuz. Mecliste de iktidar falan söz konusu değil. Bizler milletvekili olarak
asla iktidar gücünü kullanamıyoruz. Çünkü artık partiler iktidar olmuyor. Sadece bir kişi iktidar oluyor. Cumhurbaşkanı olan iktidar oluyor. Parti iktidarı bitti artık yeni sistemde. Yeni sistemde tümüyle mesela 350 milletvekili çıkarsak da parti olarak cumhurbaşkanı öbür taraftansa hiçbir anlamı yok. İktidar orası. İktidar gücü orada. Devleti yönetmek o tarafta ancak mümkün. Meclis sadece kendisine gelen kanunları yapmak durumunda kalabiliyor. Ya yani belki tıkayabilir, sistemi tıkayabilir ama devlet gücü en önemli güç tabii ki. Büyük sıkıntılar çıkarır. Ancak burada Sayın Kılıçdaroğlu devreye girdi. Cumhuriyet tarihinde olmamış, birçok ülkede de olmamış bir şeyi başardı. Bakın bizim harcımızdaki diğer partilere, İyi Parti milliyetçi kökten gelen bir parti. Demokrat Parti merkez partisiydi, merkez sağ partisiydi Demokrat Parti. Saadet Partisi Milli Görüşüm Partisi'ydi. Gelecek Partisi ve Deva Partisi AKP'den kopan partiler. Birisi başbakanıydı AK Parti'nin, bir tanesi de başbakan yardımcısıydı. Dışişleri Bakanıydı orada. Davutoğlu da Dışişleri Bakanlığı yaptı orada. Bunları bir araya getirebildi ve oyun planlarını bozdu. Bugün sıkıntıya girmelerinin, ellerinin ayaklarının titremesinin sebebi de budur. Onun için Kılıçdaroğlu olsun istemiyorlar Cumhurbaşkanı. Onun için bu sistemi değiştirmek istiyorlar. Onun için aramıza nifak sokmak istiyorlar. Ve hiç şüpheniz olmasın, aramıza nifak sokmak için de para gücünü kullanıyorlar. Tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın. Eğer aramızdan birilerinin eli ayağı titremişse, yanlış yapıyorsa, yanlış bir şeyler söylüyorsa bilin ki bunlarla dolayıdır böyle bir şey başına gelmiştir. Şüpheniz olmasın. Yoksa görüşleri falan değişmiş değildir. Maalesef öyledir. Ve bu iktidarın 21. yılında bu seçimler çok çok önemli hale geldi. Türkiye'nin devam edebilmesi için bu şart. Şimdi demin anlattım ya, bu zihniyet, iktidar olan zihniyet kurtuluş mücadelesine de karşı çıkmıştır, kuruluş mücadelesine de karşı çıkmıştır diye. Ancak bunu da iktidara gelmelerinin de demokrasinin ve cumhuriyetimizin bir fazileti olarak aktardım. O da güzel. Ancak eğer seçimle tekrar gitmeleri durumunda İslam coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında İlk defa seçimle gelen bir İslamcı parti seçimle gidebilecek ve cumhuriyet, demokrasi yerli yerine oturacak. Bu ilk olacak, biliyor musunuz? İslam coğrafyasında başka bir örneği yok. Orta Doğu coğrafyasında başka bir örneği yok. O kadar önemli bu konu. O kadar önemli. Onun için muhakkak bunu başarmak zorundayız geleceğimiz açısından. Önemli. Ancak bütün Orta Doğu coğrafyası, İslam coğrafyası için de önemli. Çünkü ancak biz örnek olabileceğiz bunu başardığımızda. Ancak bu başarıldığında da ben Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin önünün açılacağını, Türkiye'nin bir lig üste çıkabileceğini de düşünüyorum. Türkiye'yi kimse durduramaz. Türkiye çok büyük bir potansiyel. Bakın Türkiye çok kötü yönetildiği halde, İş adamı, yatırımcı oraya buraya gidiyor, dışarıda yatırım yapıyor, para getiriyor, para buluyor. Türkiye'nin önünü açıyor. Burada devletin katkısı yok. İnanın yok. Kötü, bu kadar kötü yönetime rağmen bu yapılabiliyor. Parası olan yurt dışına götürüyor. İddia ediyorum, ben birkaç kere bunu söyledim. En az Türkiye vatandaşlarına ait, Türk vatandaşlarına ait yurt dışında 200 milyar dolar var. 100 milyar doları gelsin Türkiye'yi abat ederiz, uçururuz. Ancak dün birisiyle konuşurken dedi ki en az 500 milyar dolar var Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait yurt dışında dedi. 500 milyar dolar. Çok büyük bir meblağ, biliyor musunuz? Çok. Çünkü para geliyor, ihaleler, şunlar bunlar vesaire, birileri kazanıyor yolsuzlukla, hırsızlıkla, ondan sonra korkuyor. Bu dönemde para kazananlar yine yurt dışına götürüyorlar. Kimden korkuyorlar?
Bu iktidardan korkularından götürüyorlar. El koyar diye. Bu iktidar döneminde kazanmış ama bu iktidar döneminde yine yurt dışına götürüyor korkusundan. Adaletin olmadığı, demokrasinin olmadığı, yargının bağımsız olmadığı bir ülkede para durmaz, sermaye durmaz. Para yoksa, sermaye yoksa yatırım da olmaz. Öyle bir ülkede istihdam sağlanamazsa işsizlik olur, büyük sıkıntılar olur. İşte Türkiye bunu yaşıyor şu anda. Resmi rakamlara göre 4 milyona yakın işsizimiz var. İşte biraz önce söylediğimiz gibi en az 200 milyar dolar yurt dışında paramız var. Biz de burada 20-30 milyar dolar geldi, gelmedi, Araplar verdi, vermedi, bunlarla uğraşıyoruz. Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudiler verecek de gelecek. Bu dönemde devletler arası borçlanma yoktur bakın. Devletler arasında borçlanma yoktur. Devletler sermaye piyasalarından borç alırlar. Giderler piyasadan borçlanırlar. Ancak bu dönemde bize devletler borç veriyor. Para gönderiyor. Neden? Çünkü Türkiye'yi istedikleri gibi bükebilmek için bunu yapıyor. Karşılıksız gönderir mi kimse kimseye para? Biz ilk defa Osmanlı döneminde 1854 yılında borç almışız. 1854 yılında. O zaman Padişah 2. Abdülmecit önce demiş ki ben almam. Tarihe demiş ilk borcu alan padişah olarak geçmek istemiyorum demiş 2. Abdülmecit. Ama bir süre sonra almak zorunda kalmış. Zorlamışlar. 1854'te ilk borcu almışız İngiltere'den. Ülke duyunu umumiyeyi kurmak zorunda kaldı 1879'da. Yani aşağı yukarı 25 sene sonra, 24-25 sene sonra iflas etti. İlk borçtan sonra borçlarını ödeyemeyecek duruma düştü Osmanlı. Ve gelip de işte İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar falan var. 9 ülke duyunu umumiyeyi kurdu. Türkiye'nin gelirlerine el koydular. Türkiye'nin gelirlerine el koydular. Yani iflas etti 25 yılda. Bu zihniyetle benzer bir akıbeti yaşarız. Ancak o 1854'te o borçları aldık. Sıkıntılara girdik. Duyumumuya geldi. Türkiye'de başta tuz üzerinden olmak üzere birçok harç ve vergileri almaya başladı. Vergileri onlar toplamaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin kendi maliyesi var, vergi topluyor. Öbür taraftan yabancılardan oluşan bir duyun umumiye var, onlar da vergi topluyor. Vergi toplamak devletin egemenliğinde olan bir konu. Devletin egemenliği yitmiş demektir bir başkası da vergi topluyorsa. Maalesef o vaziyetteydi. Osmanlı'nın borçlarını biz 1954'te bitirdik biliyor musunuz? Tam 100 yıl sonra. 100 yıl sonra 1854'te aldığımız borçları 1954'te Osmanlı borçlarını bitirdi bu cumhuriyet. 100 yıl sonra da bu cumhuriyeti tekrar kuracağız hep beraber inşallah. Buna inanmanızı istiyorum. Ben böyle çok coşkulu konuşmasını becerebilen bir insan değilim. Böyle cuşu huruşa getiren, dolduran bir insan değilim. Öyle konuşmaya da gerek yok herhalde. Sizler aklı başında insanlarsınız ama teşekkür ederim. Anlatmak istediğim şu. Bizlerin demin de söylediğim gibi hepimizin az veya çok çok büyük bir sorumluluğu var. Bu dönemde yaşayan hepimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Bu cumhuriyeti ayakta tutabilmek için. Çocuklarımıza güzel bir miras bırakabilmek için. Çağdaş uygarlıktan geri kalmayan bir toplum ve devlet oluşturabilmek için hepimizin sorumluluğuna müdrik olmasına, çabasına, gayretine ihtiyacımız var. Sizler bunu yerine getiriyorsunuz. Şu soğuk kış gününde bu saatte buralardasınız, aç susuz belki. Buralardasınız, bununla uğraşıyorsunuz. Onun için sizi tekrar tebrik ediyorum. Ve bunu samimi olarak ifade ediyorum. Gerçekten sizin gibi vatandaşlar olduğu sürece, Cumhuriyet Halk Partililer olduğu sürece,
meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri olduğu sürece, aklı başında insanlar olduğu sürece bu cumhuriyeti kimse yıkamayacaktır.